Orhan Uğuroğlu, 26 Şubat 2022, Yeni Çağ. Tek adam dünyayı nasıl alt üst etti gördünüz mü? Rusya Federasyonu'nda da bugün Türkiye'deki gibi tek adam rejimi vardır ki devlet başkanı unvanı olan Vladimir Putin, demokrasilerde olmayan yetkilere tek başına sahiptir. Putin, Ukrayna'yı işgal için dedi ki, buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa derhal karşılık verilecek. Tek adam Putin, 3. Dünya Savaşı'na kıvılcım olacak bu kararını tek başına verdiğini işte bu sözlerle ikrar etti. Bitmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dedi ki, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine Rusya lideri Vladimir Putin karar verecek. Görüyor musunuz, tek adam rejimi olan ülkelerde devleti yönetmek için ellerinde her türlü yetki ve hatta nükleer güç olan Putin gibi ihtiraslı, kindar, kibirli ve hatta kendini dev aynasında gören liderler dünya barışını tehdit eden adımlar atabiliyorlar. Çünkü ülkelerinde demokrasi yok, egemenliği elinde tutan meclisin gücü yok, bağımsız yargı yok. Ne var? Tek kişinin aklı var, ortak akıl yok. Tek kişinin kararları var, ortak kararlar yok. İşte o tek kişi Putin, bağımsız devlet olan Ukrayna'yı işgale başladı. Dünya ülkelerinin önünde iki olasılık var. Birincisi, savaşarak Putin'i engellemek ki 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir. İkincisi, ekonomik ambargolarla Putin'i engellemek ki uzun vadeli çözüm olabilir. Bu ekonomik ambargolara gelince Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin aldığı en çarpıcı önlem şudur. Rusya'nın dolar, euro, yen, sterlin gibi dövizlerle yapacağı uluslararası ticaretin engellenmesi. Bu kararı duyar duymaz Türkiye'mizin Rusya ile olan ticaretinin rakamları aklıma geldi. 2021 yılında Türkiye ile Rusya arasında 28 milyar 667 milyon dolarlık ticaret yapıldı. Rusya'ya uygulanacak para transferleri ambargosu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Televizyonlarda programların sunucuları bu soruları sormuyor, yorumcular bu konuyu sormuyor. İktidara gelince Erdoğan Afrika gezisinde, Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'ın Nur Sultan şehrinde gezide yakalandı. Umurlarında değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni özel oturum için toplantıya çağırmıyorlar. Siyasi parti liderlerini bir masada toplayıp ya da ayrı ayrı görüşüp bilgi vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yaptı ama sadece AKP yöneticilerini davet etti. Parti devletiyiz ya. 23 Şubat'ta Erdoğan Putin'e ne söyleyecek diye sordum. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Dostu Putin'e tek kelime söyleyemedi. Ukrayna diyor ki, Türkiye boğazları Rusya savaş gemilerine kapatsın. Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağrı Erhan diyor ki, Montreux'e göre Türkiye isterse boğazlardan savaş gemilerini geçirtir, istemezse geçirtmez. Türkiye ne diyor? Tık yok. Bir musibet bin nasihattan evladır derler ya, tek adam rejiminin acısını ekonomik krizde yaşayan Türk milletine tek adam Putin'in yaptıkları örnek olsun. Seçim sandığında oy kullanırlarken Putin'in dünyayı nasıl karıştırdığı akıllarına gelsin. Gazeteci kardeşim arayarak, akrabam Kiev'de, telefonla konuşurken Türk Büyükelçiliği ile tahliye için görüşün diye uyardım. Dedi ki, Büyükelçilik firarda. Rezalet o ki, Türk vatandaşlarımız Ukrayna'da mahsur kaldılar. İktidara gelince Erdoğan Afrika gezisinde, Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'ın Nur Sultan şehrinde gezide yakalandı. Orhan Uğuroğlu.